Herkese merhabalar arkadaşlar. Modanzi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere yapacağım ton balıklı köftenin tarifini vermek istedim. Biraz ben iki dilim ekmeği ufaladım elimde. İçine bir tane ton balığı ekleyeceğim. Bunun 160 gram ağırlığı. Biraz karabiber ekleyeceğim. Bir adet yumurta var. Daha sonra havuç, rendelenmiş havuç. Çok az limon rendesi, maydanoz ve galeta unu kullanacağım. İsterseniz geçelim yapılışına. Tabii biraz da tuz ekleyeceğim. Ekmeğin içine ton balığını döktüm. Daha sonra rendelediğim ve doğradığım malzemelerimi ekledim. Daha sonra bir tane yumurtayı kırıyorum. Ton balığını yağını ayırıyorsunuz. O şekilde ekliyorsunuz. Daha sonra çok ben az kullanıyorum. Damak tadınıza göre tuz kullanabilirsin. Yine damak tadınıza göre istediğiniz kadar karabiber. Ve ben şöyle bir baharat almıştım. Aslında bunu ilk başta söylemedim ama bu baharatı ilk defa denemek istiyorum. Çok az bir şekilde kajun baharatını. Çok az koyacağım. İçinde sarımsak, soğan, karabiber, kırmızı biber gibi baharatların olduğu yazıyor. Ve içine 2 yemek kaşığı kadar da galeta unu ekleyeceğim. Bir saniye bebeğim, bir saniye. Tamam anneciğim. İki yemek kaşığı galeta unu ekledim. Bunların hepsini istediğiniz marka kullanabilirsiniz. Ton balığı, galeta unu ve içine istediğiniz, eğer farklı baharatları seviyorsanız katabilirsiniz. Acı seviyorsanız acı ekleyebilirsiniz. Karıştırıyorum şimdi bunları kaşıkla. Ve daha sonra elimle yoğurup köfte kıvamına getireceğim. Eğer cıvık gelirse köfteniz, tekrardan içine galeta unu ekleyip o şekilde yoğurabilirsiniz. Evet, köfteleri hazırladım. 11 adet çıkıyor bu ölçülerle yaptığınızda arkadaşlar. İsterseniz içine yoğururken mayonez ekleyebilirsiniz. Demeyi unutmuştum sanırım. Bunları biraz ben yarım saat kadar falan buzdolabında bekletiyorum. Biraz daha kendilerine gelmesi için köftenin. Daha sonra da çok az bir yağ ile kızartacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Tavaya biraz ayçiçek yağı ekledim. Yağımın hafif kızmasını bekliyorum. Artık köftelerimizi pişirebiliriz. Evet, köftelerimizi güzelce istediğimiz şekilde kızartacağız. Bir tarafı kızaranların diğer tarafını çeviriyorum artık. Hepsi çok güzel görünüyor. Olmak üzere köfteler. Evet.
Bayağı inatçı bir köfte bu. Evet. Diğer taraflarını da istediğim şekilde kızardıktan sonra artık servis yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi köftelerim artık kızardı. Ben bunun yanında mayonezle birlikte salata. İkisi birlikte oldu mu bunun yanında süper oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Siz istediğiniz gibi tabii ki yiyebilirsiniz. Pilav da yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Yanında limonata içeceğim biraz sonra. Salata, domatesim, limonata birlikte hepsini, köfteleri yiyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar köftelerimizin yapımı oldukça basit. Ben 160 gram ton balığı kullandım. 11 tane çıktı. Normal boyutlarda yaptım. Ne çok büyük ne çok küçük şeklinde yani. 11 tane çıktı köftelerim. Sıcak yemenizi tavsiye ederim. Bu kadar.